Ne veriyorum yavrum. Haklısın. Ben de senin yerinde olsam aynı tepkiyi gösterirdim. En iyisi unutalım bunları Murat. Bir şair, aşkı öldüren en büyük silah şüphedir demiş. Beni sanatının parlaklığıyla yenen Murat'a ilk kurşunum yarın gidecek. Kurşunların en güçlüsü, şüphe. Murat, Leyla'nın kalbini besteleriyle çaldı. Ben şeytani dehamla geri alacağım. Leyla belki gene inat edecek, benim olmayacak. Ama kimseye de yar etmeyeceğim onu. Kimseye! Kimseye! Murat, kadın ruhlarını kazanan ünlü bir besteciyse... ...ben de ilim adamıyım. Mühendisim. Beynimin planladığı oyun saat gibi işleyecek. Eminim. Her şey en ince noktasına kadar hesaplanmıştır. Yarın Murat'ın stüdyoda plak işi var. Eserlerinden biri plağı alacak. Murat sanatını yaparken benim sanatım da tıkır tıkır işleyecek. Muratların sokağından alımlı, güzel bir kadın geçecek öğleye doğru. Buyurun. Murat evde mi? Hayır, değil. Allah Allah, sabahları evdeyim demişti. Stüdyoya gitti. Sen hizmetçisisin değil mi Murat'ın? Hayır, karısıyım. Yalan söylüyorsun. Nikah cüzdanını görmeden inanmam. Peki, buyurun. Şimdi inandınız mı nesi olduğuma? Sadece kocanın alçağın biri olduğuna inandım. Bana evlenme teklif etmişti. Beni seviyor, deli oluyordu güya. Yalancının, düzenbazın, adinin tekiymiş. Hayır! Yalan hepsi bunların, iftira! Demek Murat'a inanıyorsun bu kadar. Evet. Peki desem ki... Ne deseniz boş. Gözlerimle görmedikten sonra hiç kimseye inanmam. Murat'ıma leke sürdürtmem. Madem... ...gözüne kulaklarından çok inanıyorsun, öyleyse bak şunlara. Aşkımızı ebedileştiren pozlar var içerisinde. Artık benim için bir değeri yok bunların. Sildim Murat'ı defterden. Karı koca kendiniz bakarsınız, sıkıldıkça. Bu düpedüz alçaklık, adi bir tuzak! Herhalde resimlerdeki de sana benzeyen bir başkası. Hayır, benim resmimdi. Ya o kadın? Onu da hiç görmedin. O da bir hayaldir herhalde. Onu da gördüm, ama bu şekilde değil. Arabamla giderken sokakta bayıldı. İnsaniyet namına evine kadar götürdüm. Sonra... Evet, sonra? Sonrası falan bu Leyla, bir tuzak diyorum sana. Gider bulur bu şeytanı, suratına iki tokat atar söyletirim. Neden yapmıyorsun peki? Aleyhimdeki olaylara, küçük yalanlarımı, şu iğrenç resimlere rağmen bana inanmanı istiyorum. Yani budala olmamı. Aksine, anlayışlı, müşfik, yardımcı olmanı. Bana böyle şüpheyle bakıp delirtmemeni. Halbuki seni delirten bu bakışlardan bir vakitler ilham aldığını söylerdin. Evet ama gözlerindeki o inanmazlık, o küçümseyiş... Seni fotojenik çıktığın için tebrik etmemi mi bekliyordun? Hayır! Hiçbir şey sormadan inanmanı, benim başka bir kadına bakmayacağımı bilmeni... ...Beni susturacağına teselli etmeni beklerdim. İkinci seferinde salak bir kadınla evlenirsen o belki öyle yapar. Ne demek ikinci evlilik Leyla? Senden ayrılmak istediğimi herhalde davul zurna ile söylemem gerekmez. Ayrılmak mı? Peki Leyla, nasıl arzuluyorsan öyle olsun. Herhalde yalvarmamı beklemezsin. Çapkınlık erkeğin şanındandır kızım, topla aklını başına. Basit bir uçarı hikayesi için yuvanı yıkman delilik. Kıskançlıktan çıldıracağım ama bu iş bitsin daha iyi. Haksızsın Leyla, madem ki iftira dedi Murat, doğrudur belki. Neden tahkikat yapmıyorsun? Belki daha çirkin şeylerle karşılaşmamam için. Murat'ın erkeklik gururu nasıl önemliyse, benim de gururum o kadar önemli. Aslında ikinize de sopa çekmek lazım. Basit bir gurur yüzünden ev yıkıyorsunuz. Olmaz böyle saçmalık. İsterseniz ben Murat'la konuşayım. İyiliğine teşekkür ederim. Ama benim için girişilecek bir pazarlığa tenezzül edemem. Öyleyse bir yere çıkıp eğlenmeye ve unutmaya bakalım. İnsan, akıllı da olsa, mantıklı da olsa bazen bile bile saçmalıklar yapıyor. Ne olurdu gelip beni affettiğini söyleseydi.
Ya da ben gidip o iğrenç tuzağa düşüren kadını bulsaydım, karımın karşısına diz çöktürüp gerçeği söyleseydim. Ama ne o dediğimi yaptı, ne de ben onun istediğini yaptım. İkimizin de hamuru, ikimizin de kişiliği buydu. Garip duygulardı bunlar. İnsan birini sevdi mi, onun kayıtsız şartsız inanmasını istiyor. Yuvamı korumak için mücadele edeceğime, gururumu korumak için Leyla'mı kaybediyor. Bu çocukluk belki, ama benim yapım bu, ruhum bu. Allah'ım sen hayırlısını ver, doğrusu neyse onu. Yarın ayrılma mahkememiz var. Ama mahkemede de değişmedi hiçbir şey. Ne Leyla, ne de ben. Ve birbirimizi öylesiye sevdiğimiz halde gururlarımız, aşkımız yenik düşüyordu. Eğleniyor musun Sema? Dünyalar kadar. Bir sürü yer varken neden geldik buraya? Murat'la hatıralarım var burada. İlk defa onunla uğramıştık buraya. Belki bu üzersin. Aksine, hatıraları bile hiçe sayacak kadar güçlü olduğumu göstermek istiyorum. Kime? Bana mı? Hayır, kendime. Murat'ı çok seviyorum. Bilemediğiniz kadar çok. Ama sevgimin kurbanı olmayacağım. Ne o? Can sıkıntısından bahçe sulamaya mı başladın? Ne yapmamı istiyorsun abi? Biraz neşeli olmanı. Sebep? Sevdiğin adam boşta da ondan. Aklı hala karısında olduktan sonra bana ne? Sana olan şu Sema, karısını unutturabilirsin istersen. En iyisi benim onu unutmam. Hayır, savaştan kaçmak yakışmıyor sana Sema. Sen eskiden güçlüydün. Şimdi güçsüz. Dişliydin. Ama kesmez oldu dişlerim. İstediğini koparıp alırdın. Koparacağım dallar yüksekte kaldı. Hayır Sema, her şey yerli yerinde. Ama sen alçakta kaldın. Korku küçülttü seni. Yeniklik yakışmıyor sana Sema. İstersen kazanabilirsin. Murat şimdi boşlukta, şaşkın. Kalbine girilmesi en kolay, en zayıf anında. İstemiyorum. İstemiyorum artık. Çünkü korkuyorsun. Çünkü güvenemiyorsun kendine. Yoksa Murat'ı kapısında esir olacak kadar seviyorsun. Benim Leyla'ya olan aşkım gibi. Peki ne yapayım? Ayaklarına mı kapanmamı istiyorsun? Biraz yakınlık göster. Yarın havuz başında randevusu var. Plak şirketinin patronuyla buluşacak. Sonra da beraber çıkarsınız. Bu plağı önce